Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında 1. bölümdeki 6. testin çözümünü yapacağız. Üçgende açılarla alakalı bir test çözümlere başlayalım. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar şurada bir x kenarlık verilmiş taban açıları aynıdır 32 32. Hatta 32'lere yan yana iki açı gördüm aman bir dış açı derim yani 64 yapar burası. Hocam bu da x kenar 36 ise burası da 36. 2 iç açı bir dış açıdan burası da 72 yaptı. Ve burada ne var arkadaşlar? 72 64 ve ne var? X var. X'in toplamı kaç yapmalı? 180 yapmalı. Şuradaki üçgenin iç açıları toplamından dolayı. Şu X'in toplamı kaç yapıyor arkadaşlar? 6 136 yapıyor. O zaman X'e kaç kalıyor? 44 mi kalıyor? Evet, 44 kalıyor. Cevabımız böylelikle Ceyhan yaptı. Geldik ikinci soruya. Şimdi şurada bir açılar farkı verilmiş arkadaşlar. ABC açısı ve ACB açısının farkı verilmiş. Vallahi ben böyle karışık olan yer. Karışık olan yer mesela böyle 2 2 ABC falan filan derler. Ya da eksi ABC var burada. Mesela ACB var. Ben direkt buraya bir değer vermek istiyorum. Direkt buraya bir değer. Ha, hocam buraya da B değeri verebiliriz ama iki bilinmeyene kaçınıyorum. İki bilinmeyeni vermekten kaçınıyorum. O yüzden böyle karışık olan yere A diyorum ki A'yı öbür tarafa atayım. Bakın ABC açısı neye eşit oluyor arkadaşlar? Eksi A artı A diye geçer. A artı 36'ya mı eşit oldu? Aynen öyle. O zaman ACB açısına A dedim. Ondan sonra ABC açısı da A artı 36 oldu arkadaşlar. Peki şu açılar eşit verilmiş. Bunlara da BB diyeyim. Mecburuz burada artık bir şey vermeye. E ne var? Büyük üçgenin bütün açıları var. O zaman iç açılar toplamı 180. 2 tane A 2 tane B. 2 A artı 2 B artı bir de 36. Toplama eşittir 180 olduğundan. Hocam 2 A artı 2 B buradan 144 gelir. E A artı B de buradan kaç gelir? 72 gelir arkadaşlar. Bizden ne isteniyor? X. X'e bakacak olursak o da bu üçgende. O zaman A artı B artı X de 180 derece değil midir arkadaşlar burada? Evet. E A artı B 72 ise o zaman X'e kaç derece geliyor? 180 72 çıkarttığımız zaman 108 derece kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci sorun cevabı böylelikle Edremit oldu geldik 3'e. Şimdi öncelikle bir paralellik verilmiş. D doğrusuyla şu doğru birbirine paralel verilmiş. Yani burada ne var arkadaşlar? Bir Z kuralı var. Yani 66 ise burası da nedir? 66'dır. Ondan sonra hatta burada da bir Z kuralı var. Burası da nedir? A'dır. E ben buradan B'yi bularım. Bak bu açı, şu açı tamamı kaç? 180 olmayacak mı? Yani 66 ile B artı 44'ün toplamı eşittir. 180 olacağından. Ee, B açısı buradan neye eşit oluyor? 66 artı 44, 110. 180'den 110 çıkarsa 70 kalır. O zaman ben B açısına 70 bulduysam yerine yazarım. E bir de büyük üçgende arkadaşlar A artı B, A artı 70 artı 66, B dediğimiz artık 70 oldu ya, artı 66 eşittir 180 olduğundan, e buradan da 70 artı 66 kaç çıkıyor? 136 çıkıyor, 136 44. Mü? A açısında böylelikle 44 buluruz. A açısı da 44 bulundu. Bizden ne isteniyor? B eksi A isteniyor. B dediğimiz 70'ti, A dediğimiz 44. Buradan cevabımız kaç çıktı o zaman? 26 çıktı. Yani cevap böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Yani dördüncü soruya. Şekil 1 ve şekil 2'de aynı renkteki doğrular birbirine paraleldir. Evet hocam şunlar birbirine paralel. E şunlar da birbirine paralel. O zaman yöndeş açı var ya. Burası 40 ise ters açıdan burası 40. Yöndeşlikten dolayı burası 40 yapar mı? Yapar. Ha isterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Hocam ben bunu böyle uzatayım yeşili. 40 ise eşitten dolayı burası 40. Siyahlar da birbirine paralel. Burası da 40 diyebilirsiniz. Fark etmez ama direkt yöndeşliği burada da kullanabiliriz tabii ki. Hocam 40 ise şu siyahla siyah yeşille yeşil paralel olduğundan yöndeş açılar aynı yöne bakıyorlar. O zaman burası da 40 oldu. Sonra burada kaçı? M'yi bulabilirim ben. Şu açının tamamı kaç? 40 artı M artı 30 eşittir. Kaç olacak? 180 olacağından dolayı o zaman M'yi buradan kaç buluruz? 180 eksi 70'ten 110 buluruz. Sonra hocam 49 sa burada kaç da 49 olduğundan dolayı T isteniliyor. T de burada kaçı eşit değil mi arkadaşlar? Ee, kırmızıyla kırmızı paralel, siyahla siyah paralel aynı yöne bakıyorlar. Yöndeş. E, T ile T. E, o zaman T açısı da neye eşittir arkadaşlar? Baktığımızda iki iç açının toplamı bir dış açı. Yani 40 ile 49'un toplamı yani 89'a eşittir. E o zaman burası 89'a eşit olduğundan dolayı arkadaşlar bizden M, N, T'nin toplamı isteniliyor. N'yi de bulduk mu? E, bununla da bu yönde açı olduğundan aynı zamanda burası da N açısı oldu arkadaşlar. Evet M artı N artı T isteniyor bizden. M'yi 110 bulduk. Artı N'yi kaç bulduk arkadaşlar? 49 bulduk. Artı T'yi kaç bulduk arkadaşlar? 89 bulduk. Şimdi şu ikisini toplasan. Hocam bu ikisini topladığımız zaman 138. 238, 248 mi yapıyor? Evet bunların hepsini toplamı da 248 oldu arkadaşım. Yani dördüncü sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Geldik 5'e. Evet bir ABC üçgeni için şöyle bir şeyler verilmiş. Bir ABC üçgenindeki açılarımız arkadaşlar. Burası A açısı, burası B açısı, burası C açısı olsun. Şimdi 5A, B artı C'ye eşitmiş. Arkadaşlar biz A artı B artı C'nin ne olduğunu biliyoruz. 180 derece olduğunu biliyoruz. Adam sana bir A artı C'yi bak ne vermiş? 5 A vermiş. O zaman gel burada bunun yerine 5 A yazarsan A ile 5 A'nın toplamı 6 A yaptı. 6 A 180'e eşit oldu. E buradan da A'yı kaç bulduk arkadaşlar? 30 bulduk. E zaten bizden ne isteniyor? A açısı isteniyor. Yani cevabımız böylelikle 30 oldu. Yani 5. sorunun cevabı C oldu. Geldik 6'ya. ABC bir üçgen. AD BD. Bak bakalım. AD, BD, bir de BC. Bunlar birbirine eşit. Hocam şu ikisi kenarlıktan dolayı burası x ise burası da x midir? Evet. Bu açılar eşit verilmiş. Burası da x'tir. Şurada iki açı yan yana gelmiş. İki açı yan yana gelince hemen ikisi dayanamam. İkisini toplarım. Hop bir dış açısına eşitlerim. Burası 2x yaptı o zaman. E o zaman x kenarlıktan dolayı buradaki x kenarlıktan 2x ise burası da 2x yaptı. Hocam şuradaki üçgende bütün açılar belli oldu. Yani 5x eşittir 180 oldu. Ve x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? 180 bölü 5. 0 at 2 ile çarp. Kısa yolu. Yani 36 çıkar. Bizden de zaten bu isteniyor. 6. sorunun cevabını böylelikle han bulduk. Geldik 7'ye. Şimdi bu açılar eşit verilmiş. Bu açıları kullanacağım. Bir de AB ile BC birbirine eşit verilmiş. AB ile BC birbirine eşit verilmiş. Tamam. Hocam tepe açısı 54 ise bunları kafadan yapalım biraz. Yapamıyorsanız da 180 eksi 54 bölü 2'yi bulmaya çalışacağız. 180 ile 54'ü e alt alta yazarsınız, çıkartırsınız, o şekilde yaparsınız. Ama 180'den bir şeyler çıkartmaya alışkın olun. O yüzden kafadan çıkartmaya çalışın. Çünkü çok bunu uyguluyoruz. 180'den 54 çıkarsak 126. 2'ye bölsek 63 mi yapıyor? Evet. Şu açıda 63. Bu açıda 63 yaptı arkadaşlar. Peki benden x isteniyor. X isteniyorsa ben şu üçgene yoğunlaşmak zorundayım arkadaşlar. Nereye yoğunlaşmak zorundayım? Şuradaki üçgene yoğunlaşmak zorundayım. Hadi bakalım bu üçgene yoğunlaştık. Buradaki açıları da eşit vermiş. O zaman ben buraya bir X açısı dersem. Burası da X mi? E bunu tamam 63'tü. X diyemeyelim daha doğrusu. Ne diyelim arkadaşlar? Oraya bir A açısı diyelim isterseniz. A açısı dersem burası da A açısı. Buraya da 63 eksi mı kaldı? Çünkü tamam 63'tü bunun. E iç açılar toplamı 180 olduğundan. Yani X artı A artı 63 eksi A eşittir. 180 olacağından. Hocam A'lar birbirini götürdü. X de buradan 180 eksi 63. Yani 117 çıkar arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Edremit yaptı 7. soruda. Geldik 8. soruya. 8. soruda ikiz kenarlık verilmiş. Bir de şöyle bir şey verilmiş. Hani diyorduk ya bir karışık açıya böyle değer veriyorduk. A, C, B'ye A diyeyim. Öbür tarafa atayım. O zaman buradan A, B, C açısı ne geldi arkadaşlar? Eksi A öbür tarafa artı A diye geçti. A artı 24 diye geldi mi? Geldi. O zaman A, C, B'ye A dersem Neresi A artı 24'müş? A, B, C açısı. Bu açının tamamı A artı 24'müş. Şimdi hocam bu ikiz kenarlı kullanacağım. İki açı yan yana gelmiş burada. İki iç açının toplamı bir dış açı değil mi? Evet. Yani burası A artı X oldu. Hocam ikiz kenarlıktan dolayı burası da A artı X oldu. A ne çıktı burada? Şu açı aynı zamanda bak X ile A artı X'in toplamı aynı zamanda A artı 24 demiş. Yani A artı X ile X'in toplamı A artı 24 olacağından A'lar nanay oldu. 2x eşittir 24 olduğundan x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 12 olarak buluruz. Yani cevabımız böylelikle akçay çıktı. Geldik 9'a. Şimdi arkadaşlar o açıları A, A, B, B yazsak bir şey gelmeyecek. Açı ortaylıkla ilgili bir şey var burada. Hemen hangi üçgenden açı ortaylar çıkmış hemen o üçgeni belirleyelim. Dikkat edin açı ortayların kesim noktası olmasına dikkat ediyorduk değil mi? Böyle açı olduğu zaman. Hocam bu üçgende bak bu iç açı ortay bu dış açı ortay. Hani iç ile dış arasında kalan açı alfa ise açı ortay çıkmayan yer şu taralı üçgende 2 alfa değil miydi? Yani 38 ise burası kaç yapıyor arkadaşlar? 38'in 2 katı 76 yapıyor. Ama x'i bulacağız hocam. Bu tür sorularda bir de şuna dikkat edin. Açı ortayların kesim noktasından geçen bir doğru var mı? Hocam bu üçgende bu iç bu dış burada kesiyor açı ortayların kesim noktası burası. A köşesinden gelen de açı ortaya olacak. O zaman x ile 76 eşit olacak demeyin. Çünkü bu iç bu dışsa o zaman buradan gelen de dıştır. Çünkü ya 3 tane iç açı bir noktada kesiyor. Ya 2 dış bir iç bir noktada kesiyor. Hocam bu dış bu içse bu da dış olmak zorunda. Yani şunun dış açı ortaya olacak. Yani burası da x olmak zorunda. Dolayısıyla 2x artı 76 eşittir 180 olacağından. 2x eşittir 104 olacağından. X'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 52 derece olarak buluruz. Yani 9. sorunun cevabı böylelikle balık esir çıktı. Geldik 10. soruya. Bekir elindeki iki farklı uzunluktaki 4 tane kalem ile aşağıdaki üçgeni oluşturuyor. Evet iki farklı uzunluktaki yeşiller birbirinin aynısı. Bu turuncular da birbirinin aynısı. Yani yeşiller ikizkenar kenar. Hocam yeşiller ikizkenarsa kenarsa x ise burası da x'tir. Eyvallah. Ondan sonra bunlar da birbirine eşitse Şunlar da birbirine eşittir. Yani x kenardır. E hocam şimdi ne yapacağız? Buraya bir y falan mı desek? Yo. Şu ikiz kenar değil mi? Evet. Bu açının tamamı ne? x hocam. E bu açının tamamı x ise 15'i buradaysa buraya x eksi 15 mi kaldı? Evet. Bak gördünüz mü? Bu üçgende bütün açılar çıktı. Yani şu üçgene yoğunlaşıyoruz şimdi. Hadi yoğunlaşalım. x x x 3x eksi 15 eşittir 180'dir. 3x eşittir 195'tir. 195'i 3'e bölsek 6 kere 3 18 65 yapıyor galiba. X de buradan ne çıktı arkadaşlar? 65 çıktı. Yani 10. sorunun cevabı böylelikle edremit oldu. Geldik 11. soruya. Hocam 110'u kullanacağım. 110 nerede? Bak verilen bilgiyi kullanıyorum ilk etapta. Hocam 110 bak burada. O zaman bunu kullanalım. Nasıl kullanacağız? Şunlara bir a a a diyelim. Bunlara da bir b b b diyelim. Hocam 110 şu üçgende ya. Yani 2A artı 2B artı 110 eşittir 180 olduğundan 2A artı 2B eşittir 70 olur. Buradan da A artı B'yi kaç buluruz? 35 olarak buluruz. E peki bizden X isteniyor. X de büyük üçgenin elemanı değil mi arkadaşlar? Evet. Yani 3A artı 3B artı X eşittir 180 olacağından A artı B 35'tir. E bu ne olacaktır? 3 çarpı 35 olacaktır. Çünkü A artı B'nin 3 katı e artı x eşittir 180 olduğundan bu 3 ile 35'in çarpımı 105 yaptı. x de buradan 180 eksi 105'ten kaç derece olacaktır? 75 derece olacaktır. Yani 11. sorunun cevabı da böylelikle denizli çıktı ve bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. teste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.